olurlar. Tekrardan Girne Üniversitesi olarak hoş geldiniz diyoruz. Bugün iki lisemizi ağırlıyoruz. İlk lisemiz Ordu Ünye Anadolu Lisesi. Diğer bir lisemiz de Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki Tekniki Anadolu Lisesi. Şu an yayında değerli hocalarımız ve üniversitemizin akademisyenleriyle keyifli bir yayın olacağını umuyoruz. Size önce bir üniversitemizin tanıtım videosuyla oturuma başlamak istiyoruz. Ardından da ufak bir bölüm tanıtımlarından sonra fakültemizi tanımaya başlayacağız. Üniversite tanıtımımızla devam ediyoruz. Evet, burada üniversitemizin kampüsünün yer aldığı fakültelerimiz, yine kampüs içerisinde yer alan hastanemizi görüyorsunuz. Girne Üniversitesi olarak 2013 yılında kurulduk. Kampüsümüz Girne merkeze yürüme mesafesinde ve deniz kıyısındadır. Şu an Türkiye KKTC ve 30'un üzerinde ülkeden 1500'den fazla öğrenciye eğitim vermekteyiz. Yine İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veriyoruz. İngilizce programları için de ileri düzeyde bir İngilizce dil imkanı sunuyoruz öğrencilerimize. Burada üniversitemizin kuş bakışı bir görselini görebilirsiniz. Burada gördüğünüz Girne Limanı oldukça denize yakın, keyifli bir kampüse sahibiz. Geçen aylarda açılan Sağlık Günleri Fakültemizden yine bir fotoğraf. Burada üniversitemizin akreditasyonlarını görebilirsiniz. Tüm bölümlerimiz YÖK ve YÖDAK onaylıdır. Şu an Girne Üniversitesi'nde 13 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, YÖK onaylı 44 ön lisans, lisans ve yüksek lisans programıyla eğitim vermekteyiz. Fakültelerimizi sıralayacak olursak, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerimiz bulunmakta. Yine meslek yüksekokullarımızdan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havacılık Meslek Yüksekokulları yer almakta. Burada üniversitemizin olanaklarını görebilirsiniz. Tabii ki büyük bir kütüphanemiz, tüm bölümlerimizde laboratuvar imkanı, uçuş simülasyon eğitim cihazımız, 2 adet eğitim uçağımız, yine denizcilik düşünen öğrencilerimiz için gemi simülatör odalarımız, 2 adet araştırma ve eğitim gemimiz, tam donanımlı bir hastane ve diş hastanesi. Tabii ki kendimize ait konaklama için yurtlarımız, servis, kafeterya, kırtasiye gibi birçok olanak sunuyoruz. Burada geçen aylarda açılan büyük kütüphanemizden bir kare. Şu an Girne Üniversitesi 25 bin metrekareden oluşmakta. 7 bina, bir büyük kütüphane, bahsettiğimiz gibi bir hastane ve kampüsü yürüme mesafesinde bir diş hastanesine sahibiz. Biraz da konaklamalara değinmek istiyorum. Kıbrıs olduğu için öğrencilerin merak ettiği bir husus. Şu an kampüsü yürüme mesafesinde yer alan Park Palas Rezidans yurdumuzda tüm bütçelere yönelik konaklama imkanı sağlamaktayız öğrencilerimize. Ayrıca kardeş üniversitemiz olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin içerisinde yer alan tüm yurt imkanları ve sosyal alanları da öğrencilerimiz kullanabilmektedirler.
Burada Park Palas Rezidans yurdumuzdan yine bir kare. Üniversite kampüsünden ücretsiz Girne ring seferlerimizle Lefkoşa ve Girne şehir içi ulaşım sağlıyoruz. Yine sene başı ve sene sonunda da Ercan Havalimanı'ndan üniversite arasında yine servis hizmeti öğrencilerimize sağlıyoruz. Sosyal anlamda tabii ki zaten şehir üniversitesi olmamızın tüm avantajlarından öğrencilerimiz faydalanıyor. Bunun yanı sıra da kampüs içerisinde birçok aktif kulübümüz var. Burada sadece birkaçını görüyorsunuz. Bu kulüpler harici de öğrencilerimiz yine kulüp açmakta özgürler. Üniversite olarak destekliyoruz. Burada üniversitemizin tıp ve diş fakültelerinin beyaz önlük giyme törenlerinden kareler her sene başı düzenlemiş olduğumuz. Bu da öğrencilerimizin ilk senelerinde Kıbrıs'a geldiklerinde hem adaya hem de birbirleriyle kaynaşmaları adına Kıbrıs içerisinde düzenlemiş olduğumuz kültür turları, etkinliklerden fotoğraflar. Burada da tabii ki her öğrencinin olmazsa olmaz hayali, bizim de öğrencilerimizin mezuniyet töreninden kareleri görebilirsiniz. Benim sunumum şu an bu kadar. Yine üniversite ile ilgili sorularınız olursa hocalarımızın sunumundan sonra bizlere tüm soruları yöneltiyor olabilirsiniz. Bugün üniversitemizin Havacılık Fakültesini tanıyacağız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini. Aramızdaki hocalarımız da Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Nalan Gelirli. Yine fakültemizin akademisyenlerinden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Melih Yıldız hocamız bizlerle. Hocam ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü olarak, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı olarak sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Hepinize hoş geldin demek istiyorum. Umarım öğrencilerimiz olursunuz. Umarım aileleriniz sizleri bize emanet eder. Şimdi bugün ben ilk şeyle başlamak istiyorum. Bizim amacımız nedir? Biz ne yapmaya çalışıyoruz sektörde? Havacılık sektörünün farklı alanlarında öğrencilerimizi istihdam olanakları bulabilecekleri. Çünkü sadece mezun olmak yetmiyor. İstihdam olanağının olması gerekiyor. Ama havacılık böyle bir sektör. Çok geniş kapsamlı, çok geniş spektrumlu istihdam olanakları sunan bir sektör. Biz de öğrencilerimizi bu sektöre yetiştirmek, başarılı birer yönetici olabilmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceriyi kazandırarak bu alanda eğitim veren diğer kurumlara göre fark yaratmak istemekteyiz. Bunu gerçekten altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bazı havacılık okulları var. Ama önemli olan fark yaratmak. Biz nerelerde fark yaratıyoruz? Bir kere eğitimimiz İngilizce. 4 yıl bütün dersleri İngilizce olarak göreceksiniz. İngilizceniz tam oturmamış gibiyse, hani anlamakta zorluk çeker miyim gibi düşünceleriniz varsa o da sıkıntı değil. Çünkü hazırlık sınıflarımız var. Hazırlıktan geçip sonra eğitiminize devam edebilirsiniz. Ve de havacılığın dili İngilizcedir. Havacılık İngilizce olarak yazılmış bir sektördür. Dolayısıyla havacılıkta İngilizce eğitim veren bir üniversiteden, bir fakülteden mezun olmak size her zaman rakiplerinize oranla bir rekabet şansı, öne geçme şansı sağlayacaktır. Havacılık yönetimi programımızda havacılık yönetimi dersleri, havaalanı yönetimi derslerinin yanı sıra temel yönetim dersleriyle birlikte bu alanda eğitim veren kurumlardan da seminerler alarak eğitimi genişletiyoruz. Eğitimin perspektifini genişletiyoruz. Dediğim gibi İngilizce ve uluslararası seviyede ilgi gören mezunlara sahibiz. Şu anda verdiğimiz mezunlar hem Türkiye'de hem yurt dışında iş olanakları elde edebildiler. Bu beni şahsen çok mutlu ediyor. Hem ulusal hem uluslararası havacılık sektöründe geniş spektrumlu bir çalışma alanı bulabiliyorlar. Ayrıca yönetim dersleri bölümümüzde oldukça ağırlıklıdır. Çünkü biz aslında sıradan elemanlar yetiştirmiyoruz. Biz geleceğin havacılık yöneticilerini yetiştiriyoruz. Ve hocalarımız
gerçekten hepsinin, hemen hemen hepsinin havacılık yöneticisi olmuş kişilerden oluşuyor olması ayrı bir avantaj sağlıyor. Diğer hocalarımızı şimdi tek tek anlatmayayım. Örnek olarak kendimi söyleyeyim. Ben Türk Hava Yolları'ndan emekli bir insanım. Pegasus'ta çalıştım. MRO'larda çalıştım. Yani bu havacılık bakım şirketlerinde. Atlas Hava Yolları'nda çalıştım. Daha bilumum havacılıkla ilgili sektörde çalışıp bir taraftan da akademisyenliğe devam ederken en sonunda akademisyenlikte karar kıldım. Çünkü artık yılların deneyimini ben ve öğrencilerime aktarmak durumundaydım. Öğren nereye kadar bunların aktarılması gerek. Sizler bizim emanetlerimiz olacaksınız. En iyi şekilde yetiştirilmeniz bizim boynumuzun borcu. Bu arada pek çok seminerler, paneller düzenleriz. Bütün bu seminerlere, panellere, sektörden kişileri davet ederiz. Ve sizin ufkunuzu, perspektifinizi açacak şekilde, bu konularda mı varmış diyecek şekilde çok güzel, keyifli seminerler, panellere girmeniz olanaklı olacak. Dediğim gibi gerek sektörel, gerek akademik deneyimleri olan hocalardan ders alınacak olup toplam 142 kredisi olan bir programdır. Yoğun bir program, evet, ama çok zevklidir. Havacılığın kendisi zaten zevklidir. Yani ben daha hiçbir havacı görmedim ki keşke bu sektörde çalışmasaydım dedim. Ben hiçbir insan görmedim ki sektörden ayrılıp da başka bir yere gitsin. O kadar zevklidir ve her alanı zevklidir. Peki mezunlarımız, sizler nerelerde çalışacaksınız? Birincisi, havacılık bildiğiniz üzere yasal düzenlemeleri yoğun olan bir sektördür. Örgütler vardır bununla ilgili. Yani kural koyucu örgütler. Buralarda çalışabilirsiniz. Yasal çerçeveyle sektörü uyumlu hale getirecek organizasyonlarda bir fiil aktif olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca hava yollarının ya da hava alanlarının pazarlama satış bölümleri, ki bunlar apayrı, çok zevkli bölümlerdir. Hava yollarının mesela pazarlama bölümleri özellikle, ki hava alanları da öyle ama hava yolları daha yoğun, yurt dışı olanakları çok fazla sağlar. Çünkü düşünün, hava yollarının neredeyse uçtukları her noktada birer ofisleri vardır, birer büroları vardır. Bu bürolarda bayağı yüksek sayıda, mesela bir Paris ofisi, bir Frankfurt ofisi, bir Londra ofisi yüksek sayıda istihdam yaratır ve burada keyifli çalışma olanağı bulabilirsiniz. Hem de çok iyi paralar alıyorsunuz. Havacılığın bir diğer özelliği, yani sektör olarak da bir taraftan size bilgi vermek istiyorum. En iyi, yani emeğinizin karşılığını aldığınız bir sektördür. Maddi olarak da, manevi olarak da tatmin sağlayan bir sektördür. O yüzden ben gönül rahatlığıyla öğrencilerin havacılık yönetimi okumalarını istiyorum. Gönül rahatlığıyla. Çünkü geleceklerinin aydınlık, ferah olacaklarını biliyorum. Diyeceksiniz ki işte sektörel dalgalanmalar vesaire değil. Hala sektörde firmalarımız mevcut. Hala yoğun bir şekilde online dahi olsa çalışmalarına devam etmektedirler. Ve sektör pandemiyi atlatır atlatmaz zaten çok aşırı bir ivme kazanacak ve aşırı derecede istihdam açığı doğacak. Bu istihdam açığını dolduracak olanlar da sizler olacaksınız. Ve şunu hiç unutmayın, hava yolları, hava alanları, havacılığın kendisi teknolojinin en yüksek olduğu alanlardan, sektörlerden birisidir. Yani o kadar keyifli, o kadar inovasyona, yenilikçiliğe açık bir sektördür ki kendinizi daima gelişiyor olarak bulacaksınız. Bizler de öğrencilerimizi böyle bir sektöre hazırlıyoruz. Teknolojinin yüksek olduğu, inovasyonun, yenilikçiliğin çok yüksek olduğu, rekabetin çok keyifli ve yoğun olduğu bir sektörü öğrencilerimize hazırlıyoruz. Dolayısıyla 142 tane dersi çok deneyimli hocalarımızla veriyoruz.
Ve bunu Kıbrıs gibi bir yerde görüyorum. Neden Kıbrıs diyorum? Çünkü denizinin, güneşinin havasını ve en önemlisi bence ailelerinizin çok rahatlıkla çocuklarını gönderebilecekleri bir yer. Çünkü Kıbrıs yani Türkiye gibi değil, çok daha güvenli. Türkiye'de arabamı kilitlerdim. Burada kilitleme gereği duymuyorum. Gecenin üçünde beşinde sokakta yürürseniz kimse kafasını kaldırıp dönüp bakmaz. Çünkü farklı bir kültür var. Ve o kültürün etkilerini görüyorsunuz. Yani kendinizi bir Avrupa ülkesindeki kadar rahat hissedebilirsiniz. Ama diğer taraftan tabii ki dersler yoğun olduğu için okula yoğunlaşacaksınız ama çok keyif alacaksınız. Lojmanlarımız var zaten, bahsetti Gözde Hanım. Okula çok yakın. Aradaki alışveriş vesaire çok rahat yapabileceğiniz marketler var. Diğer taraftan burada sosyalleşeceksiniz. Bizim bölümün en önemli özelliği o. Çok geniş bir network oluşturacaksınız. Çünkü uluslararası bir çevre. Hem sokakta bir sürü yabancı insan tanıyacaksınız. Hem okulun çevresinde bir sürü yabancı arkadaşınız olacak. Dünyanın her yerinden ama. Afrika'sından, Asya'sından, Avrupa'dan bir sürü yerden gelmiş yabancı insanlarla tanışacaksınız ve havacılık okuyan. Ve bunun meyvelerini belki mezun olduktan sonra göreceksiniz, yiyeceksiniz. Çünkü havacılıkta en önemli şey uluslararası bir network'e sahip olmanızdır. Sürekli iletişim içerisinde olacağınız, bilgi alışverişinde olacağınız, arkadaşları şimdiden edineceksiniz. Hocalarınızsa yani neredeyse 7-24 diyeceğim ama değil tabii. Sürekli okuldadırlar. Her an kapıları açıktır. Her an her şeyi danışabilirsiniz. Her an sizin sorunlarınıza çözüm üretmek için hazır olacaklardır. Aileleriniz de bu konuda rahat olsun. Çünkü gerektiğinde iletişim kurabilecekler çok rahatlıkla. Dediğim gibi üniversitenizin sınıfları muhteşem bir kütüphanesi. Hem online olarak erişebileceğiniz bir kütüphane hem fiziki olarak çok yüksek sayıda yani yanlış bilmiyorsam 600 bin sayı kitap içeren bir kütüphane. Kıbrıs'ın yani havacılık konusundaki en iyi üniversitesi, en iyi fakültesi diyeyim. Artı Türkiye'de de sıralamanın çok üstünde bir eğitim veren fakültedir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Bütün bölümleri için aynısını söyleyebilirim. Hepsi, yani bütün söylediğim şeyler aslında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin bütün bölümler için geçerlidir. Bunun dışında ne söyleyeyim ben size? Evet, teknoloji, bilgisayarlarımız var. Bilgisayarlarımızdan faydalandırabiliyoruz öğrencilerimizi. Dediğim gibi her türlü teknik aksaklıklarda, sorunlarda başvurduğumuzdan bunlara da çözüm üretmek için hazır bekliyoruz. Ve bu şekilde müfredatı sürekli güncelliyoruz sektörün gereklerine göre. Severek geleceğini, severek okuyacağınız bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bana göre en önemli özelliği de zaten deneyimli hocaları, yabancı dili çok iyi vermesi. Türkiye'de de ben bazı havacılık okullarını bilmiyorum şimdi şey yapmış olmayayım ama bölümün adı İngilizce ama dersler yarı İngilizce, yarı Türkçe. Hatta %80 Türkçe, %20 İngilizce yapıyor. Bizden mezun olan öğrenci gerçekten havacılık terminolojisine, havacılık lisanına sahip olmuş oluyor. Ve bir şirkete başvurduğu zaman bu şirketler neler olabilir? Kargo şirketleri, yer hizmetleri şirketleri, İşte uçuş planlamasının yapıldığı bazı birimler, dediğim gibi catering şirketleri, catering de havacılığın bir parçası. Ondan sonra satış ajan, bilet satış ajantaları, hava yolları, hava alanları, daha uçuş eğitim okulları, dispeçerlik mesela çok güzel bir iş. Buradan bu şeyle formasyonla çıkabilirsiniz.
Yani tabii bir de şöyle bir şey var. Havacılık da her ne kadar fakülteden çıksanız da bir kuruma girdiğinizde oranın da mutlaka size vereceği eğitimler oluyor. Havacılık özelliği bu. Kendisine göre mutlaka eğitim verir her şirket. Ama siz dediğim gibi böyle bir okuldan mezun olduğunca rekabet avantajınız çok yüksek olacak. Ve gerçekten keyif alacağınız bir alan olacak. Onu söyleyebilirim. Bitirme ödevinizi yapacaksınız mesela bir proje ödevinde. O bile ayrı bir keyif verecek. Ayrıca stajlar yaptırıyoruz. Normalde bu stajları isterse öğrenci kendisi havacılıkla ilgili bulduğu herhangi bir kurumda yapabilir. Biz onlara mektup yazıyoruz. Ya da Ercan Havalimanı bunun için bize her zaman destek veriyor. Ercan Havalimanı'nın ATC birimi, ground birimi daha muhtelif birimlerinde oryantasyona sokuyoruz. Ve çıktıklarında da bir rapor istiyoruz onlardan. Birlikte çok şey yapma. Hatta bir kere staj yapan, bir kere daha yapabilir miyim diye bize gelip soruyor. İki tane zorunlu olmayan stajımız var. Ama yapılmasını da şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü daha okuldayken işin gerçeklerini görmüş, tanımış oluyorlar. Normalde üniforma olması gerekir bir havacılık yönetiminde. Ama şimdi online'da olduğumuz için üniformayı da zorunlu tutmuyoruz. En kısa zamanda da face to face, yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz. Ki çok daha keyifli ve aktif, interaktif oluyor bana göre. Ama online olarak da gayet iyi gidiyoruz şu anda. Derslerimiz bizim ağırlıklı olarak havacılık yönetiminde teorik projeler vesaireler veriyoruz. Ondan sonra prezentasyonlar yapıyor öğrencilerimiz. Birlikte çalışmış oluyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Gözden daha vaktim var mı? Yavaş yavaş hocam, diğer iki bölüm için de vakit ayırabiliriz. Arkadaşım da zaten Melih hocamız da biraz detaylandıracaktır. İki bölüm anlatacak zaten o. Evet. Soruları alırız zaten. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Buyurun Melih hocam. Merhaba, ben Melih Yıldız. Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Ben kendim uçak mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Uzun yıllar savunma sektöründe çalıştım. Yani uçak mühendisliği ile ilgili değişik alanlarda çalıştım diyeyim. A400M projesi var. Büyük nakliye uçağı, askeri nakliye uçağı. Onun tasarımında çalışma şansı buldum. Ben mezun olduğum yıllarda, yani 90'lı yıllarda Türkiye'de havacılık alanında çok bir şey yoktu, yatırım yoktu, girişim yoktu. Ama ülkemizin şimdi havacılık alanında önemli atılımlar içinde olduğunu biliyoruz. İşte Cumhurbaşkanımız çok güzel projeler açıklıyor. Hani ben mezun olduğum 90'lı işte yıllardakiyle şimdi bu zamanki şeyi kıyasladığım zaman kesinlikle uçak mühendisine ülkenin daha çok ihtiyacı var. Şimdi Girne Üniversitesi'nin ne farkı var? Hani her yerde uçak mühendisliği var, değil mi? Her yerde havacılık ve uzay bilimleri var. Her yerde pilotaj var. Girne Üniversitesi'nin bence en önemli özelliği bir, sadece eğitime adanmış bir bölgede, yani bir adada öğrencinin eğitime tabi oluyor olması. Artı eğitimin tamamen uluslararası ortamda. Yani sınıf arkadaşınız dünyanın herhangi bir yerinden bir kişi olabilir. İngilizceniz dolayısıyla otomatikman iyi oluyor. Çünkü sosyal hayatta da artık İngilizce kullanmaya başlıyor öğrenci. Bu yönlerinden Girne Üniversitesi'nin açıkçası avantajlı olduğunu düşünüyorum. Nalan Hocam da bahsetti. Kitap benim için de çok önemlidir. Girne Üniversitesi Kıbrıs'ta herhalde en büyük kütüphanelerden bir tanesine sahip. Özellikle bu alandaki kitapları da, işte akademisyenlerin talep ettiği kitapları da hemen alıp zaten şey yapıyorlar, kütüphaneye dahil ediyorlar. Ama fakültede bulunan bölümlerden Nalan Hocam bahsetti, aslında fakülteden de çok güzel bahsetti. Havacılık yönetimi, işte pilotajımız ve bir de uçak mühendisliğimiz var.
Pilotaj hakkında tabii çok bir şey anlatmaya gerek yok. Hemen herkes biliyor. Pilotajın nasıl diyeyim, gençler arasında belli bir dönemde, daha doğrusu böyle ilgi çeken bir meslek olduğunu biliyorum. Bizim pilotaj bölümümüz, şu bilgileri aktarmak gerekir belki, sayısal puan türünde öğrenci alıyor. Bölüm dili İngilizce. Zaten hızlı gelişen bir havacılık sektörüne sahip. Şu anda pandemiden dolayı bir şey olsa da, hani bütün dünyada bir durum olsa da, tarih şunu göstermiş: her büyük krizden sonra havacılık, özellikle nakliye ile beraber, eskisinden iki katı, üç katı daha büyük hacimlerle dönmüş. Dolayısıyla şu anda aslında bu sektörde eğitime başlamak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Lisans programı birçok ortak yönler içeriyor. Hem YÖK'e tabi bir lisans programı verirken, hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün gereksinimlerini sağlayacak bir şekilde ATO dediğimiz uçuş eğitim organizasyonuna sahip, yani sertifikasyonuna sahip. Gözde Hanım'ın söylediği şeyleri tekrar etmiyorum ama Yakın Doğu Üniversitesi'nin altyapısıyla, uzman eğitim kadrosuyla beraber zaten buradaki eğitimler de gidiyor. O altyapıyı kullanma şansı da var öğrencilerimizin, pilot adaylarımızın. Teorik ve pratik derslerin tamamlanmasının arkasından yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir sınavdan geçiyor öğrencilerimiz. Bu sınavda 70 üzerinden 75 ve üzeri puan alanlar eğitim uçuşlarına daha sonra gönderiliyor. Uçuşlu eğitimlere başlıyor. Uçuş eğitimlerine başlıyor. Uçuş eğitimlerinde sırasıyla önce PPL, daha sonra da ticari pilot lisansına sahip olunuyor. Okulumuzda bir simülatör var. Tescilli bir şeyimiz var. Sivil Havacılık tarafından simülatörümüz var. Bu simülatör üzerinde de öğrencilerimizin sınırsız uçuş yapma şeyi var, imkanı var. Uçuşlar işte, önce PPL dedim, hani kişisel uçuş lisansı, arkasından da ticari uçuş lisansı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu PPL denilen ya da hususi pilot lisansı, genel havacılık uçaklarını uçurma, onların temel servislerini yapabilme yetkisi veriyor öğrencilerimize. Ancak bu tabii ki ticari uçuş yapmak için yeterli değil. Onun arkasından ATPL denilen havayolu nakliye pilotu lisansı almak gerekiyor. Bu ATPL lisansı genel olarak piyasaya hazır ticari uçuş yapabilir lisans demek. Bundan sonra öğrenci veya pilot adayı gittiği istihdam edileceği hava yolunun kullandığı uçak tiplerine göre ilave tip eğitimi alıp uçuş yapmaya başlıyor. Pilotaj bölümündeki eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış eğitmenler tarafından, temel bilgi öğretmenleri tarafından veriliyor. Bu zaten sivil havacılığın kuralı. Bilgisayar laboratuvarı, işte fizik laboratuvarı, simülasyon laboratuvarı gibi çok sayıda laboratuvar var. Eğitim uçakları üzerinde uçuş eğitimleri var öğrencilerimizin. Artı üniversitenin de uçak filosunu genişletme üzerine planları var. Olanakları tekrar burada liste halinde verirsem, hani buradan mezun olan bir pilot adayı açıkçası hem İngilizce yönünden hem uçuş yönünden sek oluyor. Ne tür dersler var pilotaj bölümünde? Matematik, fizik gibi. Aslında bu derslerin kapsamını yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün standartları belirliyor temel olarak. Artık bunların bir de YÖK şeyi var, tarafı var. Bunlar arasında mühendislik matematiği, fizik, havacılık hukuku, uçak ve uçak sistemlerinin tanıtımı, uçuş prensipleri, navigasyon, uçuş yönetim prensipleri, insan faktörleri, genel uçuş güvenliği, iletişim ve meteoroloji derslerinden oluşuyor. Pilotaj eğitimi 4 yıl sürüyor.
Lisans diplomasıyla öğrencilerimiz mezun oluyor. Burada başka söyleyebileceğim. Burada önemli olan tabii ki buradan mezun olacak kişilerin, öğrencilerimizin kendi başına karar alabilen, kritik durumlarda yetki kullanabilen, özellikle disiplinli, öz disipline sahip ve akademik olarak da gelişmiş kişiler olmasını, özellikle piyasada tercih edilebilir olması için özellikle sağlanan yetkinlikler. Bu bölümdeki eğitimi aslında sadece akademik eğitim diye düşünmemek lazım. Buradaki eğitim hem bilgi, hem beceri, hem de davranış anlamında üç ayrı bacağı içeriyor. Mezunlarımız ATPL lisansını aldıktan sonra özel havayolu şirketinde veya devlet havayolu şirketlerinde o havayolu şirketinin kullanacağı tipte eğitim almak üzere başlarlar. Orada kullanılan uçağın tip eğitimini aldıktan sonra uçuşlara başlarlar. Havayolu şirketleri bugüne kadar tercih ediyordu. İşte dışarıdan da işte mühendisleri alıp sıfırdan bu PPL, ATPL eğitimlerini de kendisi veriyordu. Ama artık bu alandaki okul sayısı da arttığı için bu okul mezunlarını havayolu şirketleri de tercih ediyor. Okulumuzun gene burada çok önemli bir katkısı var. İngilizce kesinlikle diğer okullardan daha avantajlı öğretilme ve öğrenme şansı var. Hem sosyal ortamda çünkü İngilizceyi kullanma yabancı arkadaşları olması hasebiyle. Uçuş eğitimine baktığımız zaman uçuş eğitimi için Sivil Havacılık tarafından onaylı bir eğitim organizasyonu var. ERAH, Isparta merkezli. Isparta'da ve Denizli Çardak havaalanlarında bunlar uçuş yapıyor. Öğrencilerimiz uçuş eğitimlerini bu ikisinden ERAH'ın uçuş yaptığı meydanlardan bir tanesinde tamamlıyor bir dönem olarak. Uçuş simülatöründen bahsettim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da onaylı bir simülatörümüz var. Öğrencilerimiz bir kısım simülatör eğitimlerini burada tamamlıyor. Yine pilot olabilmek için bir İngilizce sınavı geçmek gerekiyor. O İngilizce sınavında gene okulumuzda mevcut bir test merkezi bünyesinde gerçekleştirip belgelendirme şansına sahip öğrencilerimiz. Halen dışarıya da pek çok pilot adayının da gene sınavlarını yapıyoruz. Türk Hava Yolları'yla da gene pilot eğitim konusunda pilot adayı seçim süreci kapsamında değerlendirme aşamasında işbirliği yapma üzerine bir mutabakat zaptımız da mevcut. Benim kısmım bu kadar. Uçak mühendisliğinden de bahsedeyim aslında, değil mi Gözde Hanım? Uçak mühendisliğinden de bahsedeyim. Uçak evet, uçak mühendisliği kadromuzda benim, yani kendimi hariç tutayım, gene dekanımız ve diğer hocalarımızı düşündüğüm zaman hani çok zor bulunabilecek nadir insanlardan oluşmuş. Çok değerli akademisyenlerimiz var. Buradaki öğrencilerimiz gerçekten hani Türkiye değil sadece dünya seviyesinde akademisyenlerden ders alıyor. Gene uluslararası bir ortamda ders alıyor. Eğitim alma şansına sahip. Bu açıdan hani buradan mezun oldukları zaman hem yabancı dil olarak hem mesleki birikim olarak avantajlı oluyorlar. Uçak mühendisliğinden de bahsedeyim. Dediğim gibi uçak mühendisliği özellikle günümüzde Türkiye'de daha çok talep olunan, daha çok ihtiyaç duyulan bir alan olmaya başladı. Ne artık Ay'a gideceğiz, Ay'a en azından bir sistem göndereceğiz. Bu göndereceğimiz sistemin tamam bir kısmını elektronik mühendisleri yapacak ama bunları bir araya getiren kişi uçak mühendisi olacak mecburen. Şu an savunma sanayine baktığımız zaman uçak mühendisliği mezunlarının büyük bir kısmı savunma sanayinde hemen iş buluyor. TAİ şu an üniversitelerle tek tek anlaşma yapıyor mesela. Aman ne olur bana mezun yetiştirin, şu alanlarda mezun yetiştirin diye. Dolayısıyla uçak mühendisliği tercih edilebilen alanlar, edilecek alanlardan bir tanesi gibi duruyor Türkiye için.
Uçak mühendisi olarak mezun olduğunuzda kabaca şöyle söyleyebilirim. İyi bir makine mühendisi, ortalama bir elektrik mühendisi, ortalama bir elektronik mühendisi gibi yeteneklere de sahip olmuş oluyorsunuz. Çok disiplinler arası bir alan. Elektrik, elektronikten de anlarsınız, mekanikten de anlarsınız, aerodinamikten de anlarsınız. Uçak mühendisi böyle bir şey oluyor. Ben kendimi anlattım burada tabii. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dilerseniz soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Öğrenci arkadaşlarımızın, hocalarımıza, bölümlerimizle ilgili soruları varsa havacılık yönetimi, uçak mühendisliği, pilotaj bölümlerimizle ilgili chat kısmına da yazabilirler. Söz alıp sorabilirler de. Yine hocalarımız da dahil olabilir varsa bir soruları. Evet, biraz bekleyelim. Var mı arkadaşlar? Açık oldu mu bölümlerimizin tanımı? Merhaba. Buyurun. Havacılık bölüm yönetimini biraz açabilir misiniz? Nasıl, hani orayı okuyunca ben nereye gidebilirim? Ne yapabilirim? Teşekkürler. Tabii. Teşekkür ederim ben de. Sordu. İlgi gösterdiğiniz için her şeyden önce. Havacılık yönetimi dediğim gibi havacılığa kalifiye eleman yetiştirir. Havacılığa derken havacılık sektörü içinde bulunan hava yollarına, hava yollarının aslında kendi içerisinde bir dünyadır. Pazarlama, satışı, finansmanı, muhasebesi, yolcu hizmetleri, yükleme, boşaltma, kargo takip vesaire size sayamayacağım kadar alt birimleri olan bir organizasyondur. Ve bu organizasyonda kendine en uygun yerde, kendini en rahat hissedeceği yerde görev alabilir. Örneğin ben kendimden örnek vereyim size, sırf hava yolları için. Ben girdiğimde bilgi kontrol analiz diye bir bölümden girdim. Şirketin bütün datalarının aktığı, analizlerin yapıldığı çok keyifli bir bölümdü. Daha sonra hat yönetimi diye bakın bunları normalde hiç bilmeyiz değil mi piyasada? Yani böyle bölümler olabileceğini. Hat yönetimi, şirketin brokerlık bölümü gibi bir şey. Rekabet diğer hava yollarıyla. Ne kadar ücret çıkarırım, nasıl kurallar çıkarırım, nasıl rekabet edebilirim? En önce o bileti ben size 5-6 tane hattın sorumluluğunu veriyorlar ve yürü diyorlar. Böyle. Sonra mesela kalite bölümünde çalıştım. Kalite denetimleri, operasyon denetimleri, bütün dünyaya uçuyor. Bütün dünyada uçtuğumuz noktalardaki operasyonları denetliyordum. Ben havacılık sektörünün içinde olmasam bu tip işlerin olabileceğini düşünemem. Şu anda sadece hava yolundan bahsediyorum. Oysa bunun bir de havalimanı kısmı var. Havalimanının altında mesela iyi bir sürdürülebilirlik profesyoneli olabilir. Veya ne bileyim havaalanında yer hizmetlerinde çalışır. Yer hizmeti dedim yani öyle küçümsenecek şeylerden bahsetmiyorum. Havalimanının belli ünitelerinin yönetimlerinden bahsediyorum. Ve bütün bunların da dışarıya açılan pencereleri vardır. Mesela havalimanlarında yurt dışındaki havalimanları, ortaklıkları vardır. Oralarda da görev alabilirler. Kargo acenteleri mesela. Kargo havacılıkta çok önemli bir sektördür. Mesela şimdi Covid sebebiyle yolcu sayıları düşerken kargo taşıma oranları inanılmaz yükseliyor. Çünkü artık herkes evden siparişini veriyor, kapıya gelsin istiyor. Ve kargo şirketleri, hava kargo şirketleri inanılmaz bir faaliyet içerisinde şu anda. Yani çok yenilikçiler. Daha size yani anlatabileceğim kadar bir sürü mesela pek çok arkadaşım benim dispeçer oldu. İşte aile hekimden mezunuz ama dispeçer oldular. Nedir dispeçerlik? İşte uçakların rotaları vesaire, slotları, iniş kalkış izinleri, yabancı o da çok keyifli böyle hızlı bir iş. Pazarlama satışlarda çalışan, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız, çoğu da hepsi yöneticilik kadrolarına geldiler zaten. Bir kere büyük havalimanları, büyük hava yolları gerçekten kalifiye çalışana ihtiyacı var.
Yani sokaktaki adam hava yolunda, hava alanında iş görmüyor. Bu konuda iyi bir eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Çünkü havacılık, havacılığın kuralları kanla yazılmıştır derler. Çok keskin kuralları vardır. Eğer iyi yetişmemiş bir personelse bunları atlayabilir. Ama iyi bir yetişmiş personel havacılığın kurallarını biliyor diye kabul edileceği için zaten tercih nedenidir ve gerçekten de sektöre de fayda sağlar, kendisine de fayda sağlar. Dolayısıyla eğitimimiz bence bu açıdan iyi. Çünkü havacılığı oluşturan kuralları, uygulamaları biz burada öğrencilerimize gerçekten çok iyi verdiğimizi düşünüyorum. Çıktıklarında hata yapma oranları çok çok düşük. Mesela emniyet, güvenlik şirketleri vardır. Güvenlik şirketleri bir Gözen mesela. Buralarda çalışabilirler. Hem de yani öyle sıradan işlerde değil, genelde pozisyon alacak şekilde. Neden pozisyon alacak şekilde? Bir kere kafadan havacılık eğitimini almış oluyor. İyi bir İngilizce ile çıkmış oluyor. Piyasada böyle kaç kişi var? Öyle düşünüyorum. Yani ben havacılığın içinden geldiğim için çok iyi biliyorum ne kadar ihtiyacı olduğunu havacılık yönetimi bölümü öğrencilerine, sektörün. Ve sadece şeyle bakmamak lazım, ulusal boyutta da bakmamak lazım. Belli bir süre sonra kendine güven kazanan arkadaşlarımızın çoğu bugün Dubai'de, Katar'da, Lufthansa'da, British'te, bir sürü de Amerika'da bazı havayollarında olan yine arkadaşlarımız var. Bu kapıların hepsi açık. Yani ben havacılığı şöyle bir sektör olarak görüyorum. Bir kapı, uluslararası bir kapının ağzında dururlar. İsterse burada dururlar, isterse orada iş bulabilirler. Uluslararası boyutta. En güzel tarafı bu. Çünkü gerçekten global bir iş. Yani diğer sektörlerden farklı olarak çok global bir iş. Burada yetişen elemanın başka bir yerde iş bulma şansı çok yüksek. Her yerde yüksek. O yüzden ben o kadar arkasında dura dura destekliyorum yani. Hani laf olabilir bile şeklinde değil. Gerçekten. Bilmiyorum sizin için açıklayıcı oldu mu? Olmadıysa biraz daha devam edebilirim. Merhaba. Bir şey soracaktım ama. Tabii buyurun. Havacılık yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yurt dışında çalışma olanaklarımız nasıl olur? İnanılmaz. İnanılmaz güzel olur. Benim pek çok arkadaşım mesela şöyle anlatayım sana, çok açık anlatacağım. Kusura bakma o yüzden de. Hani böyle teorik şeylerden bahsetmeyeceğim, gerçek şeylerden bahsedeceğim. Benim arkadaşım Amerika ofisinde çalışıyor, 10 bin euro para alıyor. 10 bin dolar para alıyor. Başka bir arkadaşım 6 bin euro başka bir yerde alıyor. Yani mesela nerede çalışıyorlardı bunlar? Pazarlama satışta çalışıyorlardı. Satış ofisine tayinleri çıktı yurt dışında. Ve kaç noktaya uçuyorsa bir hava yolu, bu havalimanları için de geçerli bu arada. Onların da ortaklıkları var çünkü yurt dışında. Ama ben hava yolu üzerinden konuşayım en basitiyle. Hangi noktalara, kaç noktaya uçuyorsa, 120-130 kaç noktaysa orada ofisleri var. Ve bunların hepsi çalışma imkanı sunuyor. Mesela başka bir iş hiç aklınıza gelmeyecek. Ekip planlama. Muazzam bir iştir. Ekipleri bir araya getirmek, bir işte şeye koymak, hangi uçakta, hangi uçuş numarasında, hangi ekibin uçacağını tayin etmek. Müthiş zevkli, keyifli bir iştir. Bunu hem burada hem yurt dışında yapabilirsiniz. Daha yani benim bile aklıma gelmeyen şu anda benim hop diye bir sürü olanağı, imkanı var havacılık yönetiminde. Bunu çok rahat ve en başında söylediğim konuşmamı emeğin değerini veren bir sektördür. Türkiye'de böyle sektör bulmak çok azdır. Yani şimdi ben bir sürü sektör sayabilirim ama kimseyi de hiçbir şeyi de karalamayayım. Ama havacılık böyle değil. Ben havacılıktan geliyorum. Emeğimin her zaman karşılığını almışım. Yani böyle bir sektör azdır yani diye düşünüyorum. Teşekkürler. Emirhan, faydalı oldu mu? Biraz daha açmamı istediğim konu var mı? Faydalı oldu. Güzel. Teşekkür ederiz. Var mıdır arkadaşlar başka sorusu olan?
Sanırım sorularımız. Bir tane şey var şurada, bir arkadaş sormuş. Ha, şu an evet. Uçaktaki diyor, o düğmeleri şey yaparken karıştırma olanağımız oluyor mu? Evet. Bili hocama soralım o zaman. Daha. Onları karıştırdığınız olmuyor. Çünkü onu o kadar uzun bir eğitimde öğreniyorsunuz ki artık onu şey hani beyinle değil beyincikle yapabilir hale geliyorsunuz. Hani karıştırma fiili orada geçerli değil artık yani. Şey gibi herhalde hocam. Işığı açıp kapamak gibi bir şey oluyor artık insan için herhalde. Tabii tabii. Yani düşünerek yapmaya kalkarsanız doğru o karıştırma o zaman olur. Ama bunu zaten o, neredeyse bir yerden sonra otomatik yapıyorsunuz yani. Medine. Sanırım başka sorumuz yok gibi hocam. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Sorumuz eğer yoksa Gökhan hocam, Osman hocam sizlerin de eğer sorusu yoksa yavaş yavaş izninizle kapanışa geçeceğim. Ama çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu. Hocalarıma ve sizlere emeğinize çok teşekkürler. Ben de size çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Bugün Girne Üniversitesi'nin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin bölümlerini tanıdık. Bugünkü yayınımıza konuk olan liselerimizde Ünye Anadolu Lisesi ve Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki Tekniki Anadolu Lisesi'ydi. Gökhan hocamız ve Osman hocamız aracılığıyla öğrencileriyle bir araya geldik. Fakültemizi tanıtmak üzere de yine fakültemizin akademisyenlerinden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Nalan Gelirli ve Yardımcı Doçent Doktor Melih Yıldız hocamız bizlerleydi. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için, paylaşımlarınız için, katkınız için. Teşekkür ederiz. Son sözünüz varsa buyurun Osman hocam size bırakalım kapanışı. Teşekkürler, sağ olun eğitiminiz için. Çok sağ olun. Hocam teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sınavlarınıza, tercihlerinize de başarılar. Melih hocam, Nalan hocam, sizin varsa son sözünüz. Ben herkese şans diliyorum. Yolları açık olsun. İnşallah kendileri için en güzel, en hayırlı olanı seçme şansları olur. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Onlara da gene başarılar diliyorum. Gençlerin yanında oldukları için kıymetli bir iş de yapıyorlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.